Arkadaşlar herkese merhaba Nergiz ben. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Küçük bir video çekmek istedim. Bugün dışarıdan geldim. Çok da yoruldum. Bayağı bir gezdim. O yüzden spora çıkamadım. Asansör videosu da çekemedim dolayısıyla. Şimdi beni bu mor saçlarla görüyorsunuz falan filan diye lakırdı yapmayacağım. Açıkçası çok sinirliyim. Çünkü niye? 29 Ekim'de yaşananlar kafama epey bir takılmıştı arkadaşlar ve bunun için 2 üç tür video çektim. İşte gerek Mansur Yavaş için gerek işte Ekrem İmamoğlu için falan. Fakat her ne olduysa Ekrem İmamoğlu ile alakalı çektiğim içerik yani video da bir kitlenme olmuş. Yani engellediler mi videoyu mu açmadılar bilmiyorum. Ama videom hiç izlenmiyor arkadaşlar. Yani buradan tekrar söylüyorum Ekrem İmamoğlu 29 Ekim'de sahneyi hadiseye çıkardı. Bana göre kepazelik arkadaşlar. Bütün Türk toplumunu aslında bir saygısızlık olarak algılıyorum ben bu durumu. Gerçekten kepazelik rezillik. Bacak göstererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaz. Ne günlere kaldık? İşte CHP'li belediyelerin artık kendine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Yoksa gerçekten bu millet seçimlerde çok daha Farklı şeyler yapabilir. Ben açıkçası kınıyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Liderimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlattılar. Hadisenin sahnede ne işi vardı? Bacak göstererek Cumhuriyet bayramı kutlanmaz ki üstelik de şehitlerimiz varken biliyorsunuz bir terör saldırısı da oldu ondan bir hafta yaklaşık birkaç gün önce buna rağmen konser düzenledikleri yetmiyor gibi bir de hadiseyi çıkarttılar. Hadise de bacak gösterdi. Ya büyük rezillik, büyük kepazelik kınıyorum. Bir cumhuriyet kadını olarak kınıyorum. Gerçek bir Atatürkçü olarak kınıyorum. Bu ülkenin genç e, ve At içi Atatürk sevgisiyle dolu bir genci olarak e, yaşananları kınıyorum. Lütfen arkadaşlar bizler de başından tepkimizi koyalım ki bir dahaki 29 Ekim'de de oryantal falan çıkartmaya kalkmasınlar. E ee, bu videoyu paylaşma ihtiyacı hissettim çünkü gerçekten çok sinirlerim bozuldu. İnşallah bu videoyla da herhangi bir problem yaşamayız. Ee, yani herhangi bir oynama bir şey yapmazlar ve insanların e, beni izlemesini istiyorum. Yani videomu izlemesini istiyorum. Ben bu ülkede yaşıyorum ve e, körü körüne yaşamak istemiyorum. Uyan milletler köle olarak uyanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Lütfen uyumayalım saçma sapan içerikler paylaşacağımıza bu ülkede yaşamıyor muyuz? Bu ülkenin bir vatandaşı değil miyiz biz? O yüzden e, genç kardeşlerime sesleniyorum. Ben bu ülkede yaşayan bir Türk genci olarak Atatürkçü bir genç olarak Cumhuriyet genci ve kadın olarak yaşananları eleştiriyorum ya. Daha söylenecek çok şey var ama artık e, sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Küçük küçük paylaşımlar yaparak bunları zaten gene aktarırım sizlere lütfen sizlerde işte bu tarz içerikler paylaşın yani gidip de ne bileyim, alakasız alakasız şeyler değil çünkü sizler de bu ülkede yaşıyorsunuz arkadaşlar anlatabiliyor muyum hepinizi çok seviyorum yeni videolar gelecek